Örgümüzün artık roba kısmını bitirmek üzereyiz. Her 5 sırada bir ikili haroşa yaptık. Bu şekilde 5 defa tekrarladık. 5.'den sonra ortada 2 tane devam ediyorduk. Burayı haroşa yapıyoruz. Yani 4 sıra haroşa yapmamız gerekiyor. Kol ayrımında bu şekilde olması için. Yani kol ayrımında 4 sıra haroşa olacak. Bu şekilde toplamda 302 ilmeğe ulaştık. Şöyle göstereyim. Şurada her tekrar ettiğimizde ortadan tekrar başlıyorduk. Bu ortayı haroşa yapmamız gerekiyor. Bu şekilde şimdi kol ayrımını göstereceğim. Hem de artık örneğimizi koyacağız bu sırada. Toplamda 302 ilmeğe ulaşmıştık. Eksiltmeleri yapacağımız yerlere şu şekilde ip taktım. Siz çatallı iğne falan da takabilirsiniz. Şimdi buraya kadar 45 ilmek olacak. Şu 45. ilmekte bir kurdele koyabilirsiniz. Arada 68 ilmeği bitireceğiz. Arka kısım için 78 ilmek. Yine burada 68 ve sonda 44 ilmek olacak. Şimdi şu şekilde başlayalım. Hem de örneğimizi koyalım. İlk ilmeği alıyorum. Başlangıç için 7 tane örüyoruz haroşa. 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde. Şimdi bir tane direk artırma alıyoruz. Sonra ikisini birlikte örüyoruz. Bu 1, 1 sayıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. da şu şekilde. İkisini birlikte öreceğiz. Sonra bir artırma, 2 tane düz örgü, tekrar bir artırma ve şurada ikisini birlikte örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. da şöyle ikisini birlikte örüyoruz. Sonra bir tane örmeden alıyoruz. 2 tane düz örgü, bir tane örmeden al. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu şekilde eksiltme yapacağımız yere geldik. Yani kolu bitireceğimiz yere geldik. Baştan bir sayalım. 44 tane olması gerekiyor. Emin olalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Bir fazla örmüşüm. Bunu bırakalım. Şimdi burada eksiltmeye başlıyoruz. 2 ilmeği birlikte alıp kalan ilmeği karşıya takıyoruz. Bu şekilde 2 ilmeği birlikte alıp kalan ilmeği karşıya takıyoruz. Bu şekilde 68 tane eksiltme yapmamız gerekiyor. Görüntüde şu şekilde. Şimdi 68 tane, bu arada ben eksiltmemi yaptım. Burada kaldığımız örneğe bakalım. Şurada 8 tane örmüştük. Şu 9. 10. ile şöyle 2 ilmeği birlikte alıyorduk. 10. Bir tane artırma, 2 tane örüyoruz. Bir tane artırma, sonra şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10.'yu birlikte örüyoruz. Bir tane artırma, 2 tane aradaki ilmekler olacak. Bir tane artırma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. yine aynı şekilde şöyle 2 ilmeği birlikte örüp, bir artırma, 2 tane ilmeği örüp, sonra tekrar 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'uncuyu birlikte örüyoruz. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2. Şimdi burada artık eksiltme yapacağız. Şu şekilde 2 ilmeği birlikte alıyoruz. 68 tane eksiltiyoruz. Sonda 44 kalması gerekiyor. Şu şekilde. Şu arayı eksilteceğiz yani. Bilmeyenler için. Biraz önce de göstermiştim. 2 ilmeği birlikte alıp içinden çıkan ilmeği şöyle karşıya takıp 68 tane sayarak eksiltiyoruz. Sonda 44 kalması gerekiyor. Son ilmeği de eksilttikten sonra şu şekilde ipin de olduğu ilmekle birlikte 44 ilmek kalması gerekiyor. Şimdi örneğimizi dizmiştik, diziyorduk. Buradan devam edeceğiz. Şu şekilde 2 tane ördük. Şimdi ona tamamlıyorduk. Şu da 3. oluyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Aradaki 2 ilmek. Sonra yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 tane arttırıyoruz ve burada son kalan 7 ilmeğimizi örüyoruz. Buraya kadar doğru dizdiysek artık hiçbir sıkıntı çıkmaz ve çok artık basitleşiyor. Modelimizi yapacağız. Örmesi de çok hızlı ve zevkli oluyor. Son halde şu şekilde kol eksiltmelerimizi yaptık. Şöyle. Şimdi arkayı öreceğiz. Arkada pek bir işlem olmuyor. 7 tane haroşamızı örelim. Başlangıç yine aynı bu şekilde. 2, 4, 6, 7 tane ördük. Artık kalanları hepsini ters örgü yapacağız. İpimizi içeriye alalım. Şöyle. Sonda 7 haroşa kalana kadar ters örgü yapacağız. Burada bir 44 ilmeğimiz vardı. Hem kol ayrımlarını da şimdi birleştireceğiz. Burada bir işlem yoktu. Hızlıca ördüm. Son ilmeği de ördüm. Şurada ilmekleri şöyle yaklaştıralım. Şu arayı çok sıkı tutalım. Şöyle sıkı olsun. Şurayı da hemen örüyoruz. Ters örgüye devam ediyoruz. Artık bu şekilde kol birleşmiş oldu. Şöyle göstereyim.
şekilde birleşmiş oldu. Zaten birkaç sıra ördüğümüzde tamamen birleşmiş olacak. Onu göreceğiz. Şu mavi bir çıkaralım. Şu şekilde kolumuz birleşti. Yine ters örgüye devam edelim. Diğer kol geldiğinde de aynı şeyi yapacağız. Ön yüzde de modelimizi koymaya devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi ön yüzdeyim. İlk 7 ilmeğimizi örelim. 7.'yi ördüm bu şekilde. Şimdi şurada şöyle bir ilmeğimiz vardı. Bunu örüyoruz. Şöyle normal düz örgü yaptık. Buradaki yaptığımız gibi şimdi bir tane artıracağız. 10 saymıştık bu ara için. Şimdi 8 sayacağız. Şu 1. Şöyle birinci zaten 2 ilmeği birlikte alıyoruz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7'yi yaptık. 8. de şu ilmekleri çevireceğiz. İkisini alalım şöyle şişimize. Birisini kaçırmadan şöyle dışarıda bırakalım. Bunu takalım. Bu dışarıda bıraktığımızda bunun önüne yani ikisini yerini değiştirmiş olduk. Şöyle yani modelimiz bozulmamış olacak. Zaten birkaç sıra daha ördüğümüzde belirginleşecek. Piramit şeklini alacak üçgen olarak. Şimdi eksiltmeden sonra hemen bir tane şöyle örmeden alıyoruz. Bu arasını iki örüyorduk. Şimdi dörde çıktı. Diğer azaldı. Burası artmış oluyor. Şöyle. 4 tane ördük. Bir tane örmeden alıyoruz. Şimdi yine birinci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.'yi de ördüm. 8. de ilmeklerin yerini değiştiriyoruz. Şöyle. Şu şekilde. Birazcık belirginleşti ama çok değil. Şimdi bir tane örmeden aldık. Arayı 4 tane öreceğiz. Yani 4 ve 8 oluyor şimdi. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Arkayı da yine aynı şekilde öreceğiz. Şimdi tekrar ön yüze geldik. Şu artırma olan yere kadar ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. Yine şöyle ikisini birlikte alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. da ilmek değiştiriyorum. Şu şekilde. Bir tane artırma. Arayı örüyorum. Diğer artırmaya kadar öreceğim. Şu şekilde. Şimdi burada bir tane örmeden alıp örmeden aldım. Yine burada 6 tane öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. da ilmek değiştiriyoruz. Yine aynı mantıkla yapıyoruz şu şekilde. Arttırıyorum. Bakın bu şekilde de artık belirginleşti. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağım. Arkayı da ters öreceğim. Bu şekilde. Arka sırayı ördüm. Ön yüze geldim yine. Şu artırma olan yere kadar ördüm. Şurada artırmayı da örüyoruz. Yine aynı. Şöyle bir tane artırma yapıp ikisini birlikte öreceğiz. 1, 2, 3. Gitgide azalttığımız için artık 4 oldu. Şöyle ilmekleri değiştiriyoruz. Şu şekilde. Yine artırma. Arayı örüyoruz. Yine aynı olacak sıra sonuna kadar. Bu şekilde devam ediyoruz. Şurayı bir tane daha göstereyim. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Sonu da bu şekilde. Arka sırayı ördükten sonra ön yüze geldim yine. Burada artık modelimizin bitirmek üzereyiz.
şu artırmaya kadar ördüm. Yine bir tane örmeden alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir. Sonra bu ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Şu şekilde iki. Örmeden aldım. Bu arayı örüyorum yine. Şöyle düz örgü yapıyoruz. Bir tane örmeden aldım. İkisini birlikte örüyorum. Şu ilmeklerin de yerini değiştiriyorum. Şu şekilde modelimiz oluştu. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağım. Arkayı yine ters öreceğim. Haroşaları haroşa, başta ve sonunda 7 tane haroşa var. Onun arasındakileri arkadayken ters, öndeyken düz örüyorum. Şimdi burayı bitirince başa geldiğimde modeli tekrar kuracağız. Buraya kadar ördük. Şimdi ön yüzdeyim. Modelimiz çıktı. Şöyle belirginleşti zaten. Şimdi model burada bitmiş oluyor. Tekrar model kuracağız. En başta yaptığımız gibi. Şöyle 7 tane haroşamızı örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. Şu şekilde. Şimdi bir tane örmeden aldık. Şu birinciyi, iki ilmeği birlikte alıyoruz. Bir sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onuncuda da iki ilmeği birlikte alıyoruz. Şöyle. Sonra bir tane örmeden aldık. İki tane örüyoruz. Bir tane örmeden alıp birinci de tekrar şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine şöyle. Bu şekilde tekrar başlamış olduk. İlk sırayı böyle öreceğiz. Modelimizi kuracağız. Mantık aynı zaten. 10 ilmek oluyor aradaki. Sonra arttırma yapıp arada 2 tane bırakıyoruz. Şöyle. İlk başta yaptığımız gibi artık her sırada tekrar anlatmayacağım. Ön yüzlerdeyken modeli yapıyoruz. Arkadayken ters örüyoruz. Bu şekilde. Örgümüzde bu şekilde ilerledik. 20 sırada bir ilik koyuyoruz. Şu şekilde. 4. iliği koydum. Şuradaki yaptığımız üçgen modeli de 7 defa tekrarlıyoruz. Bu şekilde. 7 defa tekrarladık. Ön yüzü ördüm. Yani ön yüzü bitirdik. Ön yüzdeyken şu şekilde bitirdik. Arka yüze geldiğimde artık bütün sırayı haroşa yapacağım. Şu şekilde ilk ilmeği alıyorum. Daha sonra ipim dışarıda olacak şekilde bütün sırayı öreceğim. Bu şekilde haroşa yapıyoruz. 6-7 sıra haroşa yaptıktan sonra yeleğimizi bitireceğiz. Bu şekilde haroşayı 8 sıra yaptıktan sonra bitirdim. Bitirmeyi koltuk altlarına göstermiştim. O şekilde bitirdim. Son hali bu şekilde düğmelerini dikeceğim. Önden görüntüsü de bu şekilde. Düğmeleri dikmeden önceki hali. Düğmelerini bu şekilde diktim. Düğmeleri dikildikten sonra halde bu şekilde. Ben yeleğimi bitirdim. Yapacak herkese kolay gelsin. Sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz.